kanalının dalından araştırma görevlisi Tadice Gül Güngör, Türkiye'de kadınların siyasal hayata etkin katılımı başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Programımıza geçmeden önce sözü fakültemizin dekanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Uşan'a bırakmak isteriz. Hocam müsaitseniz. Buyurun. Anıl Hoca teşekkür ediyorum. Ben de çarşamba seminerlerini takip eden değerli katılımcıları saygıyla ve sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Kadriye Hanım size de başarılar diliyorum. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama bizim düşüncemizde, bizim felsefemizde 365 günün hepsi Kadınlar Günü. Bir güne sığdırılamayacak kadar kadınların yeri bizim nazarımızda büyük. Ama son dönemde bu kadınların yaşamış olduğu bir takım sıkıntıları görünce de insan üzülmeden geçemiyor. Her ne kadar biz kadınların siyasal hayata katılımını inceleyeceksek de bu son dönemde kadınların karşılaşmış olduğu bir takım problemli alanların en kısa zamanda düzenlenmesini arzu ediyoruz. Şimdi dün açıklanan insan hak ve eylem planında da buna ilişkin kadınları koruyucu bir takım tedbirler de söz konusu edilmişti. Bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, kadınların hayat içerisinde, yaşam içerisinde layık oldukları şekilde bu hayata katılımlarının sağlanmasının da en kısa zamanda hayata geçirilmesini açıkçası arzu ediyorum. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Bu vesileyle 200'e 3 kaldı. 190 günlük çalışma seminerini yapıyoruz. Dilek olay 197 haftalık bir süreç geçti. Bu sürece katkı veren, katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz dinleyicilere de sağlıklı, sıhhatli afiyetler diliyorum. Sözü bana verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Dekanım. Şimdi programımıza geçebiliriz. Türkiye'de kadınların siyasal hayata etkin katılımı başlıklı sunuma. Kadriye Hanım müsaitseniz. Sesim geliyor değil mi? Şu anda geliyor, evet. Teşekkür ederim hocam. Buyurun lütfen. Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, 197. Çarşamba seminerine hoş geldiniz. Ben fakültemizin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Bugünkü sunumumda Türkiye'de kadınların siyasal hayata etkin katılımı üzerine bir konuşma yapacağım. Özür diliyorum. Herkesten çok özür diliyorum tekrar. Görüntüde bir sıkıntı var mı şu an? Şu anda sunumunuz geldi fakat tam ekran değil. Şu an tamam mı acaba? Şu an geliyor mu hocam? Şu an geldi, evet, şimdi geldi. Tamam. Çok özür diliyorum tekrardan herkesten. Sunum planımda öncelikle siyasal katılım üzerine konuşacağım. Sonra Türkiye'de kadınların siyasal katılımı hakkında konuşacağım. Bu başlık altında tarihsel süreçten bahsedeceğim. Kadınların siyasal hayata katılımını dört perspektifte incelemeyi düşünüyorum. Birincisi seçme hakkı, sonra seçilme hakkı, siyasi partilere üye olma ve sivil toplum kuruluşlarında yer alma şeklinde ilerleyeceğim. Daha sonra günümüzdeki kadınların siyasal katılım oran ve etkinlikleri üzerinde konuşacağım. Burada niceliksel ifadelerden de bahsedeceğim. Niceliksel ifadeler doğrultusunda kadınların katılım oranının düşük olduğundan bahsedeceğim. Sonraki başlığımda kadınların katılımının düşük olmasına yol açan faktörler üzerine konuşacağım. En sonda kadınların etkin katılımı artırmaya yönelik bazı yöntemler üzerine konuşacağım. Konunun önemine değinmek istiyorum öncelikle. Toplumsal hayatta sosyal ekonomik sorunların çözümünde karar organları etkilidir. Karar organları yasaların yapılmasında ve yasa yapımında etkilidirler. Kadınların siyasal hayata katılımının önemi
kadın sorunlarının dile getirilmesi ve bunlara çözüm üretilmesi için önemlidir. Neden erkekler değil de kadınlar gereklidir diye soracak olursak, kadın sorunlarının daha iyi algılanması ve çözüm için çaba sarf edilmesi, erkek siyasetçilere oranla kadın aktivistlerin bu konuda daha ön planda olmasından kaynaklıdır. Nedir bu kadın sorunları diye sorduğumuzda da, toplumda karşılaşılan eşitsizlikler, eğitimde eşitsizlik, çalışma alanında eşitsizlik, şiddet gibi kadınların kadın oldukları için karşılaştıkları toplumsal dezavantajlar ve eşitsizliklerdir. Kadınların siyasal hayata etkin katılımı bu sorunlara yasal çözüm üretilmesine ve dolayısıyla da toplumsal huzur ve eşitliğin sağlanmasında önemlidir. Siyasal katılım, toplumu yöneten egemenin demokrasi kanalını kullanması şeklinde açıklanan bir kavramdır. Esasen siyasal katılım üzerine uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Ancak genel bir ifadeyle kısaca siyasal katılımı egemenliğin demokrasi aracılığıyla topluma kullandırılması şeklinde açıklayabilirim. Siyasal sözcüğü siyasi sözcüğünden türemiştir. Siyasetle de yine aynı anlama gelmektedir. Siyaset sözcüğü de hükmetme sanatı ve devlet yönetme etkinliği şeklinde açıklayabileceğimiz vatandaşın karar alma politikalarına katılması ve devlet yönetiminde görev almasıdır. Siyasal katılım karar alma süreçlerindeki bireylerin sayısı ve yoğunluğuyla ifade edilebilir. Siyasal katılımı iki perspektifte inceleyebiliriz. Biri aktif katılım, diğeri pasif katılımdır. Pasif katılım, vatandaşın izleme ve bilgi edinme şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerdir. Aktif katılım da vatandaşın oy kullanması, aday olması, siyasi karar mekanizmalarında yer alması şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerdir. Kadınların erkeklerle eşit düzeyde siyasal hayata katılabilmesi için uluslararası platformlarda, uluslararası düzlemlerde önemli adımlar atılmıştır. Ben sunumumda bu adımlardan iki sözleşme üzerine duracağım. Bunlardan biri kadınların siyasal haklarına ilişkin sözleşmedir. 1952 yılında imzalanmış bir sözleşmedir. Türkiye'de bu sözleşmeye 1959 yılında taraf olmuştur. Sözleşme kadınların erkeklerle siyasal hayatta birlikte var olabilmesi için önem arz eden bir sözleşmedir. Sözleşmenin ilk üç maddesinde kadınlara bahşedilen haklar şu şekildedir. Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeksizin erkeklerle eşit koşullarda seçimlerde oy kullanması, yasalarca kurulmuş tüm kamu organlarına seçilmesi, bütün kamu görevlerinde yer alma ve kamu görevlerini yerine getirmesi şeklinde haklara kavuşmuştur kadınlar. Bir diğer sözleşme de kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi SEDA. Bu sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılında imzalanmıştır. Türkiye'de bu sözleşmeye 1985 yılında taraf olmuştur. Sözleşme kadınlar için bir nevi özel insan hakları niteliğine haizdir. Sözleşme kadınların erkeklerle toplumun her alanında eşit olması için önemli maddeler içermektedir. Sözleşmeye taraf devletlere kadına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi, toplumun her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kalıplaşmış toplumsal yargıların yıkılması bakımından devletlere, taraf devletlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Sözleşmenin kadınların siyasal hayata katılımı noktasında getirdiği iki önemli yeniliklerden biri, kadınlara erkeklerle eşit seçme ve seçilme hakkını getirmesi, bir diğeri de hükümet politikalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılma hakkı sunmasıdır. Sözleşmenin adında geçen kadına karşı ayrımcılık da yine sözleşmenin içeriğinde tanımlanmıştır. Sözleşmedeki tanıma göre kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın yaşamın her alanında insan haklarının kadın erkek eşitliğine dayalı olarak tanınmasını, kullanılmasını, yararlanmasını engelleyen veya ortadan kaldıran cinsiyete dayalı olarak yapılan herhangi bir ayrım, dışlama veya sınırlamadır. Sözleşme özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda olmak üzere yaşamın her alanında taraf devletlere kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak,
erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını garanti etmek amacıyla gerekli anayasa ve yasal düzenlemeleri yapma yükümlülüğü vermektedir. Yine sözleşme her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek amacı gütmektedir. Özür diliyorum. Kayıtları ilerletmekte problem yaşıyorum. Özür diliyorum tekrardan. Şimdi Türkiye'de kadınların siyasal katılımına geçiyorum. Kadınların siyasal katılımını aktif siyasal katılım türleri içerisinde anlatacağım. Bu aktif siyasal katılım türlerinden de sunumun başında da belirttiğim gibi dört başlık altında değineceğim. Seçme ve seçilme, siyasi partilere üye olma hakkı, sivil toplum kuruluşlarında yer alma şeklinde gerçekleştireceğim sunumu. Öncelikle tarihte ilk Türk devletlerinde kadınlar önemli hak ve yetkilere sahipti. Ancak zamanla bu hak ve yetkiler azalmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tekrar bu hak ve yetkiler kazanılmaya başlamıştır. Batı ülkelerindeki kadınların siyasal haklarını kazanım sürecinde de 20. yüzyılda gerçekleşen feminist takımlara etkili olmuştur. Örneğin İngiltere'de 1918 yılında kadınlar siyasal haklarını kazanmış, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1919 yılında, Rusya'da da 1919 yılında kazanmışlardır. Türkiye'ye de baktığımızda, Türkiye'de kadınların siyasal haklarını kazanım süreci 1930 yılında başlamış ve 1934 yılında milletvekilleri seçme ve seçilme hakkını kazanmasıyla son bulmuştur. Ancak Türkiye'den daha ileri demokrasi ülkelerine baktığımızda kadınların siyasal hayata katılımı Türkiye'den çok sonra gerçekleşmiştir. Örneğin İtalya 1945 yılında, Yunanistan 1952 yılında, İsviçre 1974 yılında kadınlara siyasal haklarını tanımıştır. Ancak günümüze baktığımızda Türkiye'de kadınların siyasal haklarını kullanmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Buna rağmen mevcut sonuçlara baktığımızda, seçim sonuçlarına baktığımızda kadınların siyasal katılım düzeyleri oldukça düşüktür. Türkiye en ileri demokrasi ülkelerinin bile gerisinde kalmıştır uzun yıllar geçmesine rağmen aradan. Türkiye'de kadınların siyasal hayata katılımı tarihçesine bakıldığında öncelikle kanunu esası da her 50 bin erkek nüfusunun bir milletvekili seçme hakkı bulunmaktaydı. Ancak Kurtuluş Savaşı'nda cephede binlerce erkeğin kaybedilmesi sebebiyle her 50 bin erkek nüfusunun bir milletvekili seçme imkanı ortadan kalkmıştı. Bu da mecliste kadınlara da seçme hakkı verilmesi gerektiği fikrinin ortaya atılmasına sebep olmuştu. Ancak meclisin diğer üyeleri, parlamento üyeleri tarafından bu durum olumlu karşılanmamıştı ve kadınların siyasal hakları bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Daha sonra kadınlar bir siyasi parti kurma isteğinde bulundular. Kadınlar Halk Fırkası adı altında. Meclis bu partinin kurulmasına izin vermedi. Ancak bir dernek kurulabileceği yönünde izin çıktı. Kadınlar 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği adı altında kadınların siyasal hayata katılımını yönlendirmek amacıyla, teşvik etmek amacıyla bir dernek kurdular. Kadınların ilk seçme ve seçilme hakkını kazanması da 1930 yılında belediye seçimlerine katılma ve belediye meclislerine üye olma hakkı şeklinde gerçekleşmiştir. 1930 yılının Nisan ayındaki belediye seçimlerinde kadınlar ilk kez oy kullanmıştır. Ardından 1933 yılında kadınlar muhtar ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı kazandı. 1934 yılına geldiğimizde de artık milletvekili seçmek ve seçilmek hakkına da kavuştular. O zamanki yasada
Milletvekili seçmek 22 yaşını bitiren kadın erkek her Türk'ün hakkıdır. 30 yaşını bitiren kadın erkek her Türk'te milletvekili seçilebilir şeklinde bir yasa değişikliğine kavuşmuştur. Bunun ardından 1935 yılındaki seçimlerde 18 kadın parlamentoya girmiştir. 395 milletvekilinin içerisinden %4,5 gibi bir orana sahiptir. Hatta o yıllar İngiltere parlamentosunda yer alan kadınların oranı bile %2,4 iken Türkiye'deki bu oran umut vaat edici olmuştur. O yıllardaki iktidar partisi Kadınlar Şubesi adında bir şube açmıştır. 1972 yılında kurulan bir partiye değinmek istiyorum. Bu Türkiye'de ilk olmuştur. Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kurulmuştur. Partinin amacı meclisteki erkek egemenliğini azaltmak ve kadın haklarını yürürlüğe koyabilmekti. Ancak 1980 darbesinde askeri mahkemenin kararıyla 1981 yılında parti kapatılmıştır. Daha sonraki yıllarda bu partinin tekrar kurulması için girişimlerde bulunulmuştu. Ancak bu gerçekleşemedi. Bu zaman şu ana kadar tarihçeden gördüğümüz üzere kadınların siyasal hayata katılması yönünde önünde anayasal bir engel yoktur. Ancak seçim sonuçlarına, mevcut değerlendirmelere baktığımızda kadınların siyasal hayata katılım düzeyleri oldukça düşüktür. Bu da kadınların kazandığı yasal hakların şekli ve kağıt üstünde kalması şeklinde değerlendirilmektedir. Özellikle de seçilme hakkından yararlanma ve karar mekanizmalarında yer alma hususunda kadınların siyasal hakları şekli ve kağıt üstündedir. Kadınların siyasal haklarından oy kullanımına değinecek olduğumda 2018 seçimlerindeki verilere baktığımda 56 milyon seçmenin yaklaşık %51'ini kadın seçmenler oluşturmaktadır. Kadınların oy kullanma yönünden bir sıkıntı ya da dezavantaj yoktur. Sadece burada altına çizmek istediğim bir husus, kadının kullandığı oyun yönünü genellikle ailedeki erkek bireylerin belirlemesidir. Kadınların siyasal hayattaki haklarından temsil hakkının kullanımını değerlendirecek olursam, 1935 yılında tabloda da görüldüğü üzere %4,5 ile başlayan oran 2018 genel seçimlerine baktığımızda %17,3'te kalmıştır. Arada uzun bir yıl geçmesine rağmen katılımda görülen artış tatmin edici düzeyde değildir. Üstelik ülke nüfusunun yarısını kadınların oluşturması da göz önüne alındığında parlamentonun yarısını bile oluşturamaması kadın sorunları yönünden büyük bir eksikliktir. Hatta Uluslararası Parlamentolar Birliği'nin kadınların temsil hakkı ile ilgili yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye 183 ülke arasından 118. sırada yer almaktadır. Kadınların siyasal hayata katılımı noktasında yasal engel olmamasına rağmen sonuçların bu kadar düşük olmasının altında yatan birkaç sebep üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle burada ilk bahsetmek istediğim husus geleneksel cinsiyet rolleridir. Toplumumuzda yerleşmiş olan geleneksel cinsiyet kalıpları kadına bir nitelik atfetmekte, erkeğe farklı nitelik atfederek toplumda prototip bir kadın modeli ve prototip bir erkek modeli yaratmıştır. Kadınlara ev işi, çocuk bakımı gibi aile rolleri yükleyerek onu özel olanın içine hapsetmiş, erkeklere de iş yaşamına katılma, ev geçimini sağlama gibi kamusal alana ait nitelikler yüklemiştir. Kadınlar bu durumda da özel alana hapsedilmiş olan kadınlar siyasal hayata katılmaktan imtina etmektedir. Siyasal hayattaki engellerden bir diğeri de eğitimsizlik ve maddi imkansızlıklardır. Kadınların siyasette yer almasına imkan sağlayacak eğitim ve bilgi eksikliğinin olmayışı kadının önündeki önemli bir engeldir. Yine siyasal hayat için gerekli olan yeterli zamanın olmayışı bir başka engeldir. Adaylık ve benzeri süreçlerde gereken maddi imkanın olmayışı kadınları siyasal hayatta geri plana itmektedir.
Kadınlar arasındaki dayanışma da yetersizdir. Örneğin kadının kadına oy vermeyişi de büyük bir etkendir. Siyasal hayatta yer edinmek için belli bir özgüvene sahip olmak gerekmekte. Ancak kadınların bu özgüven eksikliği de onları geri plana itmektedir. Buraya kadar siyasal hayata katılımdan önceki karşılaşılan nedenler üzerinde durdum. Şimdi de siyasal hayatta yer alan kadınların karşılaştığı engeller üzerinde duracağım. Öncelikle siyasal hayatta hakim olan erkek egemen toplum zihniyetinden bahsetmem gerekiyor. Kadının dengelemek zorunda olduğu hem bir aile hayatı hem de bir siyasal hayatı var. Bu iki koşulu bir arada dengelemek kadınların siyasal hayatta karşılaştığı önemli sorunlardan biri. Bir diğer sorun da siyasette hakim olan erildik. Ve bir de siyasi yarışın erkek değerlerine göre belirlenmesi. Bu nedenler de kadının siyasal hayatta karşılaştığı önemli sorunlardır. Siyasi partilerin de kadınların siyasal hayata katılımı noktasında önüne koyduğu engeller var. Şöyle, siyasi partilerde yer alan kadınların rolleri genellikle simgesel düzeyde. Kadınlar öncelikle parti ideolojilerini ön planda tutmakta, kadın sorunlarını ikinci plana atmaktadır. Aksi halde kadınların siyasi kariyerleri tehlikeye girebilecek, partisi tarafından desteklenmeyebilecektir. Bir başka neden de siyasi partiler kadınları genellikle erkekleri destekleyen rollere yönlendirmektedir. Mesela kadın kolları gibi. Ülkemizdeki kadın kollarının statüsü yardımcı konumdadır genellikle. Siyasi partilerin ideolojisini savunan, mitinglerde destek veren, genellikle sosyal amaçlı faaliyetler güden rollerdir. Siyasi partilerin karar organlarında yer almazlar. Hatta karar organları için kadın üye bile gösteremezler. Bir başka etken de kadın aday göstermekten imtina eden siyasi partilerdir. Siyasi partiler kadın aday göstermekte imtina ettikleri için kadınlar genellikle parlamento dışında yer alan küçük partilerde faaliyet göstermektedir. Parlamento içindeki partilerin listelerinde de genellikle sonlarda yer verilmektedir kadınlara. Bu sebeplerin, şu zamana kadar saydığım sebeplerin temel nedenlerinden en önemlisi geleneksel cinsiyet rollerinin hakim olması ve bir diğeri de kadınlar arasındaki dayanışmanın yetersiz olması. Kadınlar arasındaki dayanışma deyince de akla ilk gelen sivil toplum örgütleri olacaktır. Çünkü sivil toplum örgütleri kadınların siyasal süreçte güçlendirilmesinde önemli roller almıştır. Hiçbir siyasi parti kadınları kendiliğinden ön plana çıkarmamış, sivil toplum örgütlerinin teşvikiyle gerçekleşmiştir. Ancak sivil toplum örgütlerindeki üzerinde durmak istediğim sorun, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin çoğu sosyal yardım amaçlı faaliyet gösteren örgütlerdir. Siyasal yönlü kadın örgütlerinin sayısı azdır. Az da olsa ben 3 tane örgütten bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Türk Kadınlar Birliği. Az önce bahsetmiştim aslında. 1924 yılında kurulup kadınların siyasal hayata katılması için faaliyet göstermişti. Bu örgüt 1935 yılında 18 kadın milletvekilinin parlamentoya girmesiyle amacının yerine getirdiğini öne sürerek kendi kendini feshetmişti. Ancak Türk Kadınlar Birliği 1949 yılında tekrar kurulmuş ve günümüzde de hala etkinlik sağlamaktadır. Bir başka sivil toplum örgütü de KADER, Kadın Adayları Destekleme Derneği. 1997 yılında kurulan dernek, kadın ve erkeklerin her alanda eşit temsili için faaliyet göstermiştir. Örgütün herhangi bir siyasi görüşü bulunmadan bütün siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmıştır. Çünkü örgütün amacı kadınların siyasal alanda var olabilmesiydi. Bu nedenle de tüm partilerden aday olan kadınları desteklemek gibi bir rolleri vardır. Örgütün karar organlarında kadınların oranlarını yükseltmek için gösterdiği birçok faaliyet olmuştur. Bunlardan birini örnek vermek istiyorum. 2011 seçimlerinde
mecliste 275 kadın milletvekili istiyoruz şeklinde bir kampanya başlatmışlardır. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların meclisin de yarısını oluşturması gerektiğini 275 rakamıyla ifade etmişlerdir. Bir diğer örgüt de KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği'dir. Bu dernek de başta siyasi olmak üzere kadınları ekonomik, sosyal, kültürel ve aile hayatında desteklemektedir. Bu derneğin de yine çok önemli faaliyetleri olmuştur. Bunlardan biri de 2018 seçimlerindeki başlattığı kampanyadır. Kampanyanın ismi Biz Varsak Demokrasi Var. Bu sloganla bütün partilere kadınları siyasal hayata teşvik etmek için önerilerde bulunmuştur. Sivil toplum örgütleri içerisinde benim vurgulamak istediğim esas nokta kadınları siyasal hayatta destekleyen örgütlerin sayısının çok olması, daha fazla olması gerektiğiydi. Bu cümleyle ben aslında kadınları siyasal hayata etkin katılımını arttıracak faktörlere giriş yapmış oldum. Bunlardan ilki de kadınları siyasal hayatta destekleyen sivil toplum örgütlerinin sayısının arttırılması gerektiği oldu. Bundan sonra da konuşmamın başlarında, nedenlerin başlarında, kadınların siyasal hayata katılımını engelleyen nedenlerin başında bahsettiğim geleneksel cinsiyet rolleri gelmekteydi. Geleneksel cinsiyet rollerinin değiştirilmesi gerektiği bariz bir husustur. Çünkü kadın ve erkek eşitliği anlayışının toplumda yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunların topluma yerleştirilmesi için de eğitim önemli bir faktördür. Eğitim yoluyla kadın ve erkek eşitliği anlayışı, eşit ve demokratik toplum anlayışı toplumda yer edinmelidir. Siyasetin erkek işi olmadığı, kadının da siyaset yapabileceği bir anlayış getirilmelidir. Okulda verilen eğitimin yanında medya ve kitle iletişim araçlarıyla da halkın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bir başka yöntem de siyasette erkek egemenliğinin değiştirilmesi gerektiğidir. Kadın ve erkek arasındaki uyum ve iletişim becerilerinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle de siyasette eril dilin kadın lehine değiştirilmesi kadın için büyük bir avantaj olacaktır. Tabii bunların yolu da yine eğitimden geçmektedir. Kadının siyasal hayatta karşılaştığı eğitim eksikliği ve maddi imkansızlıklardan bahsetmiştim. Kadına destek politikalarının geliştirilmesi bu yönde önem arz ediyor. Özellikle de mali destek politikalarının geliştirilmesi hem aday olacakların hem de siyasal hayatta yer alan kadınların için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yine kadınların siyasal bilgi düzeyinin arttırılması için eğitimin verilmesi gerektiği de diğer bir husustur. Ben buraya da çok eğitimden bahsettiğim için eğitimin siyasal katılımdaki önemini de şu şekilde açıklamak isterim. Eğitimin müfredatının cinsiyet eşitliğini yansıtan, çağdaş ve modern değerleri kapsayan, bireyleri eşit ve demokratik toplum anlayışını kazandıracak bir şekilde olması gerekiyor. Bilişsel ve algısal düzeyde katkı sağlayan eğitimin yeri siyasal alana yönelik kavrama kabiliyetini de arttıracak ve siyasal gelişmelere yönelik bireyin ilgisini teşvik edecektir. Eğitimin gelir düzeyi ve mesleki statüyü de olumlu yönde etkilediği açıktır. Mesleki statüsü artan bireyin toplumsal statüsü de artacağı için siyasal ve toplumsal sorunlara yönelme ve ilgi duyma düzeyi de artacaktır. Eğitim, iletişim becerisi sağlayacağı için siyasal hayatta kadının karşılaşacağı iletişim sorunlarını kapatacak bir pozisyona sahiptir. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısından uzaklaştırarak eşitlikçi değer ve yaklaşımları benimsemelerini sağlayacaktır eğitim. Tekrardan etkin katılımı arttıracak yöntemlere döndüğümde parti uygulamaları için tavsiyelerde bulunacağım. Kadınların aday gösterilmesi gerektiği üzerine çizilmesi gereken bir diğer husustur.
kadın sorunlarından bahsetmiştim. Kadın sorunlarının parti ortamında konuşulması için partilerin buna özel ortamlar ayarlaması gerekmektedir. Yine kadın kollarının ülkemizdeki statüsünden bahsetmiştim. Eğer parti karar organlarında kadın kollarına yer verilirse bu da kadınlar için büyük bir avantaj olacaktır. Ben kadınlar için bir bakanlık kurulması görüşündeyim. Şöyle, evet, şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Ama sadece kadın sorunlarıyla ilgilenen bir bakanlığın kurulması da ülkedeki kadın sorunlarının çözümünde çok önemli ve hızlı bir rol alacaktır. Kota uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Şöyle, örtük kotadan bahsedeceğim önce. 1935 yılında kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmasıyla birlikte 18 kadın milletvekilinin parlamentoya girdiğinden bahsetmiştim. Bu kadınlar aslında bir nevi görevlendirilerek geldi. Yaklaşık 1,5 ay öncesinden 18 kadının parlamentoya gireceği kararlaştırılmıştı. Böyle bir uygulamaya örtük kota denmektedir. Kotanın tanımını yapacak olursam, kota bir cins için tahsis edilen en az pay veya orandır. Kotanın kritik eşiği evrensel olarak %30. Yani meclisin en az %30'unu kadınların oluşturması gerektiğidir. Kotanın çeşitli türleri vardır. Oranlı kota, sabit kota gibi. Benim kota için önerebileceğim iki şey var. Bunlardan biri, seçim usullerine ilişkin yasal mevzuata kota sistemi eklenerek kadınlara belli bir oranda yer ayrılması gerektiğidir. Buna sonuç esaslı kota denmektedir. Diğeri de siyasi parti tüzüklerinde kadınların aday gösterilmesi zorunluluk haline gelirse bu da kadınlar için büyük bir avantaj olacaktır. Buna da yine adaylık kotası denmektedir. Ben bir komisyondan bahsetmek istiyorum. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, KEFEK. Kadınların siyasal hayata katılımı için önemli görüyorum bu komisyonu. Bu komisyonu şöyle anlatayım. Komisyon TBMM'ye bağlı, tavsiye ve görüş bildiren, bağlayıcı olmayan raporlar sunarak pasif bir konumda yer almaktadır. Ancak bu komisyonun pasif konumu, bağlayıcı nitelikte görüş ve kurallar veren bir aktif konuma evrilirse kadınlar için büyük bir gelişme olacaktır. Bunu aslında komisyonun bir raporunun üzerinden açıklamak istiyorum. 2012 yılında toplumsal cinsiyet açısından anayasa konulu komisyon raporunun içerdiği kadınların siyasal hayata katılımı ile ilgili iki cümleden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu raporun hazırlanmasında birçok akademisyen, sivil toplum örgütlerindeki aktivistler, diğer kadın aktivistler önemli sunumlar gerçekleştirmiş, sorunları dile getirmiş ve en son komisyon bir rapor hazırlayarak tavsiye ve görüşlerde bulunmuştur. Bu kadınların siyasal hayata katılımı ile ilgili iki önemli tavsiyesinden biri, atama ve seçimle oluşan tüm karar organlarında kadınların temsil ve katılımını arttırmak için devlete teşvik edici önlem alma sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini tavsiye etmekte. Bir diğer tavsiyesi de siyasi partilerin seçimle gelinen mevkilere erişimde kadın erkek fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermesi yolunda hükümlerin yer alması ve pozitif ayrımcılığın devam ettirilmesidir. Demek istediğim husus esasen bu rapor pasif konumda olan, bağlayıcı olmayan bir rapor değildi. Bağlayıcı olan, görüş ve kurallar içeren, meclisi bağlayan bir rapor olsaydı anayasal süreçte bu öneriler kural şeklinde olduğu için dikkate alınacak ve kadınlar için önemli adımlar atılmış olacaktı. Ben sunumumu burada tamamlarken son olarak sunumu toparlayıp birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şu ana kadar sunumda kadınların siyasal hayata katılımını tarihsel olarak verdim. Sonra günümüzdeki oranlardan bahsettim. Önümde yasal bir engel olmamasına rağmen niceliksel rakamların düşüklüğünden bahsettim.
ve bunun nedenleri üzerinde yoğunlaştım. Daha sonra da kadınların etkin katılımını artıracak bazı tavsiyelerde bulundum. Kadınların siyasal katılımdaki konumları dezavantajlıdır. Bunu görmüş bulunduk. Dezavantajlı durumda bulunan kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği önem arz etmektedir. Pozitif ayrımcılık yapılırken de hukuksal ve ekonomik alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunun da yanında geleneksel cinsiyet rolleri idealisinin ve cinsiyetçi kalıp yargılarının değiştirilmesi gerekmektedir. Toplumsal alanları düzenleyen, yasaları yapan siyasal sistemde eşitlik sağlanırsa, düzenlemeler ve yasalar bakımından da eşitlikçi gelişmeler meydana gelecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sunumu ben burada tamamlıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kadriye Hanım, teşekkür ederiz bize sunumlarınız için. Değerli katılımcılarımızdan soru sormak veya katkıda bulunmak isteyen varsa dilerseniz sözü onlara bırakabiliriz. Her zamanki gibi el kaldırma butonunu kullanarak sorularını yöneltebilirler. Söz veririz. Ki benim gördüğüm kadarıyla şu anda herhangi bir söz isteyen misafirimiz yok. Dilerseniz sizin söyleyeceğiniz son bir söz varsa size bırakalım lafı öncelikle. Ben teşekkür ediyorum buradan. Diyecek bir lafım, bir sözüm yok hocam. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü de kutluyorum buradan tekrardan. Dinlediğiniz çok teşekkür için. Ederiz tekrar. Sayın Dekanım, söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey yoksa programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir çarşamba seminerinde buluşmayı temenni ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Thank you.